Kuzeyde, hem de çok kuzeyde. Norveçli Vikinglerin bir hiçliğin ortasında keşfettikleri, zorlu şartlara rağmen hayatta kalmayı başardıkları bir ada var. Bu ada dünyanın tepesinde, karlarla kaplı Grönland'ın küçük bir yavrusu gibi yanında duruyor. Evet, burası The Land of Fire and Ice. Evet, burası İzlanda. Bundan 2 yıl önce, 18-19 yaşlarında, içindeki kuzey aşkını söndüremeyen bir gençken, bulduğum bir fırsat ile bir gece vakti İzlanda'ya varmıştım. Toydum, ne çok bilgim ne de param vardı. Biraz etrafta dolaşır, belki de kuzey ışıklarını görürüm dedim. Ama işler hiç öyle olmadı. Dondurucu soğuk fırtınalı rüzgarla birlikte İzlanda resmen beni adımdan atmak istiyor gibiydi. Otostop çektim, her şeyi denedim. Ama İzlanda adeta bana tekme tokat girercesine beni bu mistik adadan dışarı attı. Ve tam 2 yıl sonra Vikinglerin bu zorlu şartlar yüzünden pes etmeyip burayı kontrol altına almalarından ilham aldım. Ve iki macera sever arkadaşımdan bana bu görevde eşlik etmelerini istedim. Geldim İzlanda. Biz mi büyüyüz, sen mi? Şimdi bir anda volkan patlıyormuş ve ölüyormuşuz İzlanda, yanlış anlama. Bu sadece introydu. Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Günaydın, yeni videoya hoş geldiniz. Evet, arabayı ilk bir çalıştıramadık, akü bitti diye korktuk. Araba çalıştı ama bataryamız %7. Bu hibrit bir araba ve batarya bitince çalışmıyormuş. Şu an şarj oluyor. Biz şimdi Hvalsvöllur'a doğru gitmeye başlıyoruz. Umarım yolda kalmayız. Umarım İzlanda 2. bölüm başlasın. Evet, şimdi şöyle İzlanda'nın çölünde bir yere park ettik. Aracın bataryası hakkında, araç sürerken bataryası kendi kendine şarj oluyormuş. Bizde de zaten şarj kablosu yoktu, o yüzden şarj edemezdik. O yüzden araçta sorun yok şu anlık. Şimdi biraz ilerledik. Bugünkü hedefimizde birkaç tane şelale var. Güzel büyük şelaleler. Ama ondan önce yine şöyle Kronan marketi bulduk yolda. Buradan sonra marketler daha seyrekleşebilir. O yüzden biraz daha alışveriş yapacağız. Madem şöyle kocaman arabamız var, bagajını da erzakla dolduralım diyoruz. Nasıl olsa iki kere falan ettim. İçliğim yoktu, çorabım kötüydü, ayaklarım sıkıştı. Ama bayağı iyi uyudu. Neden en ucuzu bu? Gerçi bu da ucuzmuş. Citronlu, limonlu bu. Bence bunun pek bir olayı yok ya. Bence bence normal su bu. Şimdi alışverişimizi yaptık. Şöyle muhteşem İzlanda yoğurdumuz. 500 gram. Bununla kahvaltı yapacağız. Bu bir tık pahalı ama olsun. Şöyle yolda yemek atıştırmalık. Şöyle yine depoya atmak için fasulye. Bir de şöyle iki tane ton balığı aldık. 1400 kron tuttu, yani 10 eurodan az. Alışverişimizi yaptık. Bagaja yerleştirdik erzaklarımızı. Burada bir yerde kahvaltı yapacağız. Ama ondan önce lavaboyu kullanmamız gerekiyor. Wow, kalabalıkmış. Bu arada şöyle benzin istasyonunda kurutulmuş balıklar falan satılıyor. Şöyle atıştırmalık tarzı. Ve bakın şöyle de var. Baya baya kupkuru. 100 gramında 84 gram protein mi? Bu Viking yemeği diye söylüyor. Evet, Viking yemeği, Viking atıştırmalığı diyorlardı. Kurutulmuş balık. Patikler var. 8000 kron. Çok pahalı ya. 50 eurodan fazla şu. Genel olarak pahalı burası ya. Şöyle bardaklar var. Kocaman. Viking bardakları. 7000 kron. 50 euro. Evet, şimdi kahvaltı zamanı. Bu kahvaltı soframız bu şekilde. Güzel bir fıstık ezmemiz var. İzlanda'ya özel skir yoğurtlarımız var. Şöyle güzel yoğurda katmalık pilavımız var. İzlanda suyumuz var. Şimdi kahvaltımıza geçmeden önce şöyle güzel İzlanda'ya özgü skir yoğurdunu deneyeceğim. Skir burada kullanılan bir maya, yoğurt mayası ve muhteşem bir maya. Ve besin içerikleri muhteşem. 100 gramda 10 gram protein var ve neredeyse hiç yağ yok. Bunda şöyle kırmızı mavi beriler var. Şöyle güzel. Şimdi tadına bakalım. Bakar mısın? Şöyle krem peynir gibi ama içinde yağ yok. Şöyle İzlanda yoğurdumuz, skir yoğurdumuz. Tadına bakıyorum. Muhteşem.
muhteşem. Şöyle içinde taze taze meyveler var. Ben şimdi güzelim yoğurdun tadını çıkaracağım. Öyle bir yere geldik ki, öyle güzel bir yere geldik ki. Bakın arkamda ne var. Seljalandsfoss. Doğru okumuyor olabilirim ama. İnanılmaz güzel. Arabamızı park ettik. Şimdi park bileti alacağız ve şelaleye daha da yakınlaşacağız. Şöyle 700 kron 6 euroya park bileti alıyorsunuz 24 saatlik. Islanırsak kuruyamayız. Ama hava çok güzel. Hava çok iyi. Şuraya bakar mısınız? Çölden şöyle bir şelaleye geldik ya. İnanılmaz güzel. Kamerayı sen alsana, ben koşacağım. Sırtınızı dönün. Wow, muhteşem bir şey bu. Bu kadar yüksekten düşüyor ya, baksanıza. Oh. Tırıslıkla kaldı. Hala su geliyor. Yüzüm dondu bile, buz gibi. Zaten özür dilerim, sen daha büyükmüşsün. Özür dilerim. Rütseller diye bir yere geldik. Bakın burada buraya bakan hiç kimse yok. Güzellik burası. Geriye zarar vermeyin ve bağışınızı lütfen kutuya bırakın yazmışlar. Mağara bunlar. Bayağı varmış bunun gibi. Hatta insana bir karı falan da çıkıyor. Şöyle bir mağara. Bunların varlığına inanan büyük bir popülasyon varmış İzlanda'da. Küçük insanlar. Samanları depolamak için kullanıyorlarmış. Bayağı eskiden yapılmış şöyle bir mağara. Elf bağırıyor sandım mağaranın içinden. Şurada da yine şöyle eski evler var. Ama bunların içine girilmiyormuş. Yaklaşmayın da yazıyor. O yüzden yoldan uzaktan göstereceğim size. Bakın şu kayaların üzerinde bir sürü martı var. Çok güzel. Aa, içeriden bir troll çıkıp beni kovalamaya başladı. Koşuyorum. Raid dinleyip girmemeye ilgim. Kocaman kulakları var. İçeriden bir troll çıkıp beni kovalamaya başladı. Evet, şimdi İzlanda'nın en ünlü şelalesi Skógafoss'a geldik. Şelaleden düşen su şu güzelim nehirden akıyor. Şu şelalenin büyüklüğüne bakar mısınız? Ve çok çok yüksekten düşüyor. İnsanların boyutuyla karşılaştırabilirsiniz. Ah, az kaldı.
Şuna bakar mısınız? Muhteşem. Muhteşem bir görüntü ya. Amdi. Kendine yol yapıyor Amdi burada buraya gelmek için. Bakın şurada martılar falan var. Arkasına falan geçelim mi diye konuştuk da bu kadar güçlü akıyorken imkansız o reklamımız. Şelalenin arkasına geçmekten korkmuştuk. Ama düşündük taşındık. Dedik ki sadece bir kere... Çok da düşünmedik ama. Çok düşünmedik ama dedik ki buraya bir kere geldik. Biz bir deneyelim. Kötü sonuçlar doğurabilir bu. Ama kötüyü düşünmemek lazım. Arkada görebileceğimiz güzel manzaraları hayal edelim. Şu an yaklaştık bayağı. Gidiyoruz. O zaman hakkınızı helal edin. Nasıl bir şeyden bahsediyorum bakın şuraya. Şöyle yanlardan geçmeye çalışacağız. Nasıl güzel bir manzara ya. Ayağınız kaymasa. Ya ne yapacağız? Arkası görünmüyor öyle. Yapabilir miyiz? Deniz gitme gitme. Çok akıyor şu an ya. Yok arkadaş öyle bir şey yok. Arkaya falan asla geçemezsiniz. Çünkü şu an tüm buzlar erimiş, gürül gürül akıyor. Yani şuraya bakar mısınız? Ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Asla böyle bir şey görmedim. Ne bak ya. İzlanda'nın kaşıkları. Başaramadı. Başaramadık ama denedik. Başaramadık abi. Başaramadık. Haymyokül isimli bir buzula geldik arkadaşlar. Buzula geldik, arabamızı park ettik. Yüksek bir yerdeyiz. Yeşil dağların arasında şöyle bir yerde kısa bir yürüyüş. Sonrası şurada buzula varacağız. Hayatımda ilk defa buzul göreceğim. Heyecanlıyım. Ama büyük ihtimal eskiden şuradaydı. Şu an erimiş, gittikçe geri çekiliyor şu tarafa doğru. Üstüne çıkacak mıyız? Üstüne çıkacak mıyız? Ayakkabımız yok. Nasıl abi? Kolombiya daha iyilerini görmedin mi? Hayır abi bizimki daha iyi. Evet, arkadaşlar Ahmet'e aldırmayın. Ben siz buzulları çıkartacağım. Yasak olacak olsa da. Evet aynen. Buzul suyu deniyoruz. Nasıl deniz? Güzel gayet. Bana içsin mi? Bayağı iyi hatta. Beklediğinden daha iyi. Bence de güzel. Bak o metalik suyundan çok daha iyi herhalde ki.
İzlanda gezegenine hoş geldiniz. Yani ben hala anlayamıyorum bunun nasıl bir şey olduğunu. Şuraya bakar mısınız? Ya buzulun dibindeyiz şu an. Şu an şu kopup düşse kötü olur ama çok güzel görünüyor. Resmen dibine kadar geldik ya. Eğer hazır değilseniz burada durun diyor. Buzul için hazır değilseniz kendi riskinizle gidiyorsunuz. Buz yalayalım dönelim ya. Rehberle gitmek zorundasınız yazıyor. Biz birazcık yaklaşacağız ama riskli bir şey yapmayız zaten. Uyduruğundan bile olsa sağlık sigortamız bile yok. Şu günlük 2 euro olanlar var ya, 1 euro. Ondan bile yok. Sadece cenazeni Türkiye'ye geri götürüyorlar. Dibine geldik ya. Şuraya bakar mısınız? Evet, şimdi sizinle birlikte geçmeyin dedikleri yere geçeceğiz. Buradan ileri geçmemek gerekiyor. Deniz, önce yapmamalısın bunu. Yapmamalıyım. Bence bunu yapmamalısın. Çok harika görünüyor ama. Ama hayır, hayır. Hamdi, buraya geçemezsin. Kural. Bu cidden koparsa hayatımıza mal olur. Vallahi çok istedim. Sen bilirsin, hadi. Hadi. Ben sizi kurtarmak için burada bekliyorum ya da ağlamak için. Tadı nasıl? Biraz su bile. Harika görünüyor burası. Ahmet yapma. Ahmet ne yapıyorsun? Evet, şu buzulu iterek doğanın 100 yıllık dengesini bozunca... Ben burada en ufak bir dengeyi bozarsak şu koca buzullar kafamıza inebilir. Ve burada büyük çaplı bir heyelan başlayıp bizi bu vadiye gömebilir. Ha? Hani şu an illegal iş yapıyoruz. Haberin olsun da. Bir dakika. Legal ile illegal şu taşlar. Şurada da bitiyorlar zaten. Burada da bir uyarı var. Bu ne diyor? Üstüne çıkmayın diyor burada da. Neyin üstündeyiz şu an? Bence de şu an farklı bir yere geldik çünkü. Hamdi ne yapıyorsun? Hamdi sen neredesin? İnsanlar şuradan dönmeye başladı. Bunlar çivili ayakkabılarla falan filan şu yukarıdan gidiyorlar arkaya kadar. Şu an 1.3 kilometre uzunluğunda bir buzulmuş bu. Bayağı vadide dağların arasında gidiyor. Bugün buzula karşı savaş açıyorum. O sırada buzul. O sırada buzul. İzlanda sen büyüksün biz mi? Şöyle bir benzin istasyonunda önemli işler molası. Thank you. Suyumuzu aldık, uyumadan önce kapatacağı için her yer. Ve şimdi bakın cehenneme çıkıyoruz. Bu nasıl bir yer ya? Bu nasıl bir yer? Şu an biraz daha yüksekteyiz. Bakın şu yukarıda kilise var. Her yerden görünüyor. Bugün gezeceğimiz yer, bir yer kalmadı. Ama şimdi size sonraki bölümlerden bir spoiler vereceğim. Muhteşem bir yeri göstereceğim şimdi size. Yakında gideceğimiz destansı bir yer. Ama önce Hamdi'yi alalım. Hamdi çoraplarını giyiyordu. Burada da benzin istasyonları böyle. Hatta az önce birinin önünden geçtik. Sadece bu vardı. Kendiniz doldurup şurada ödüyorsunuz. Şimdi size göstereceğim destansı yere yürümeye başladık. Şöyle kapatayım. Görmeyin. Şu yoldan gideceğiz. Burası garip bir yer arkadaşlar. Yani şu an burada yürümek hayal aleminde gibiyim. Şu an size küçük bir ön izleme göstereceğim. Sonraki bölümlerde gideceğimiz bir yer. Şu karşıda gördüğünüz film sahnesinden fırlamış gibi olan yer. Black Sand Beach. Siyah kumlar var şöyle, volkanik. Bakın burada da var. Bakar mısınız? Yani çılgın bir yer burası. Çılgın yani. Şu an ürperiyorum ben bu sahneye bakarak. Deniz de şöyle agresif bir şekilde esiyor. Dalgalar var. Dalgalar cidden korkunç ya. Bakın karşısı Atlantik Okyanusu. Ahmet Eren Avcı kanalının hayır, takipçileri... Hayır, Deniz, bir yere gidemiyorsun. Deniz, hayır, Deniz! Deniz,
Deniz, bunu konuştuk. Burayı bir sonraki bölümde göreceksiniz. Detaylı bir şekilde gelip burayı gezeceğiz. Ama şimdi sadece size küçük bir ön izleme göstermek istedim. İzlanda volkanik bir ülke, deprem ülkesi. Her şey İzlanda'da birleşiyor. Fazla volkanik aktivite var. Çok fazla deprem oluyor. Bakın buradan da görebileceğiniz gibi simsiyah kumlar. Tüm sahilde çok garip bir yer. Gerçekten çok garip, ürpertici bir yer. Vikinglerin acımasızlığı. Burada denizin acımasızlığı falan var ya. Şey olacak. Çöllerden saatlerce yol sürerek geldik. Geldiğimiz yer burası. Güya burası şehir. Güya arabayı şehirde park edelim dedik, uyuyalım diye. Burası şehir ve ortam böyle. Bu arada biz en başta şehri park etmeyelim diyorduk. Şehri park etmezsek ölüm. Şehri park etmezsek korkudan. Korkudan cidden. Bataklık ve okyanus. Burası da sis. Şuna bakın, insan yok yani. Şurada bir restoran var, sabah 12'de açılıyormuş. Yani sıkıntı yok. Arabamız şöyle. Şuraya park ettik. Burası bildiğiniz şehir, büyük şehirlerden biri buradaki. Başka bir gezegendeyiz. İnsan yok arkadaşlar, yollarda araba yok, insan yok. Farklı şeyler ya, hiçliğin ortası burası gerçekten. İnsanlar nasıl burada yaşıyor anlamıyoruz. Hiçliğin ortası. Ama biz bugünü de burada bitiriyoruz. İzlanda macerasının ikinci bölümü burada son buluyor. Biz birazdan şeyler yeriz şurada. Yatağımızı yaparız arabada ve uykuya geçeriz. Saat 11'e geliyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu güzel serinin 3. bölümünde görüşmek üzere. Bu serinin macera seviyesi gittikçe artacak. Daha güzel olacak. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.